Ayasofya hakkında daha önce duymadığınız 12 sır. Tılsımlı olduğu düşünülen kapılar, kıyamet tarihinin yazılı olduğu söylenen sütun ve Hazreti Meryem'in gözyaşı izleri. Ayasofya'nın izledikçe keşfedecek, keşfettikçe seveceğiniz onlarca sırrı var. Yüzlerce yıllık tarihine onlarca hikaye ve efsane sığdıran güzeller güzeli Ayasofya hakkında az bilinen 12 şeyi sizin için derledik. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kutsal Kase ile birlikte kaybolan papaz. Ayasofya efsaneleri arasında en çok şaşırtanının Kutsal Kase ile kaybolan papaz olduğu biliniyor. İstanbul'un fethi sırasında Ayasofya'da vaaz veren papazın, kasenin Müslümanların eline geçmemesi için bir kapıdan geçip kaybolduğu söyleniyor. Efsaneye göre papazın kapıdan geçtiğini gören Müslümanlar, arkasından koşsa da kapının dümdüz bir duvara dönüştüğünü görüyor. Papazla ilgili söylenen bir başka rivayetse, İstanbul, Hristiyan dünyası tarafından geri alınırsa kapı açılıp, papazın kaldığı yerden vaazına devam edeceği yönünde. 2. Hazreti İsa'nın kutsal emanetleri Ayasofya'da. Ayasofya'nın en etkileyici sırlarından biri de Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği haç ve kullanılan çivilerin gizli bir bölümde bulunması. Anlatılana göre Kudüs'ten getirilen bu emanetler Ayasofya'da gizli bir bölmede saklanıyor. Bu emanetleri Ayasofya'nın ev sahipliği yapmasındaki sırsa Hazreti İsa'nın 40 bin yıl sonra dünyaya ineceği yerin Ayasofya olduğuna inanılması. 3. Hazreti Meryem'in gözyaşlarıyla delinen sütun. Namı diğer ağlayan direğin bir zamanlar Meryem Ana'nın evinde olduğu söyleniyor. Hazreti İsa'nın yakalandığını ve işkence edildiğini duyan Meryem Ana, gözyaşlarına boğulmuş ve akıttığı yaşlar bu sütunu eritmiş. Ayasofya yapılırken bu sütun Ayasofya'ya getirilmiş ve kilise bu sütunla kutsanmış. Kutsal olarak görülen sütun hakkında pek çok hikaye bulunuyor. Günümüzde Ayasofya'yı ziyaret edenler, Meryem Ana'nın gözyaşıyla oluşan deliği parmaklarıyla çeviriyor ve dilek diliyor. Sütun bu sebeple dilek sütunu olarak da biliniyor. 4. İslam dünyasını sembolize eden levhaların sırrı. Ayasofya'ya İstanbul'un fethiyle birlikte camiye dönüştürülmesinden sonra bir İslam mabedi atmosferi yaratmak için pek çok İslami motif işlenmiş. Bunların en önemlisi ise elbette Ayasofya'nın kubbesine yazılan "Allah göklerin ve yerin nurudur" ayeti. Hazreti Muhammed'le birlikte 4 halifenin isimlerinin yazıldığı levhalarsa İslam mabedi yaratılmasında büyük rol oynuyor. Öyle ki bir dönem müzeye çevrilmek istenen Ayasofya'dan levhalar çıkarılmak istense de bu istek gerçekleştirilmemiş. Çünkü levhaların kapılardan geçmesine imkan yokmuş. Kapılardan büyük olan levhaların bu kadar büyük olmasının gerçek sebebi ise zaten buymuş. 5. Kıyamet tarihi. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde, 3. sütun üzerinde Hazreti Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor. Sütunun üzerinde ise tam olarak şöyle yazıyor. 18'inde Yevmi Pazar, sene 1038. 6. Ayasofya'daki tabutun sırrı. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortada yer alanın içerisinde bir tabut bulunuyor. İnanışa göre bu tabut yerinden oynatılırsa Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülüyor. Kraliçe Sofya'ya ait olduğu bilinen tabutun üzerindeki kubbede ise 4 melek figürü bulunuyor. Azrail, İsrafil,
Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleriyle tabut arasındaki ilişki incelendiğinde, tabutun yerinden oynatılması halinde Ayasofya'nın yıkılacağı düşünülmeye başlanmış. 7. Taş kesilen balıkların hikayesi. Ayasofya'ya gittiyseniz İmparator Kapısı'nın önünde yer alan balık figürünü görmüşsünüzdür. İçerideki her şey gibi onların da bir hikayesi var. Anlatılanlar, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşattığı sırada Ayasofya'daki papazların balık kızarttığını söylüyor. Tavada kızaran balıklarsa İstanbul'un fethedildiğini anlayınca kızgın yağın içerisinden çıkarak taş kesiliyor. 8. Ayasofya'nın kıble yönüne çevrilmesi. Anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazı bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor: İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görünsün. Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi diyor. Akşemseddin ise olayı şöyle açıklıyor: Hazreti Hızır saf tutmak için gelirken terler direğe, yani Meryem Ana'nın ağlayan sütunu parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbir getirdikten sonra kıbleyi tam karşısında görmüş oldu. 9. Şeytanın hapsedildiği yer Ayasofya. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemseddin'e verdi. Cuma namazına yetiştirilmeye çalışılan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ilerleme olmayınca Akşemseddin bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesveseler olduğunu anladı. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran Akşemseddin'in duaları kabul oldu ve Allah şeytanı Ayasofya'daki bir mermere hapsetti. 10. Kapıların tılsımı. Bu kadar efsane arasında Ayasofya'ya giden herkesi büyüleyen gösterişli kapıların da bir hikayesi var elbette. Ayasofya'nın birbirinden heybetli 361 kapısı bulunuyor. Ancak 101'i diğerlerinden büyük olan kapıların tılsımlı olduğu söyleniyor. Çünkü bu kapılar ne zaman sayılsa ortaya fazladan bir kapı daha çıkıyor. 11. Deisis mozaiğindeki sır. Mozaikleriyle göz dolduran Ayasofya'ya 1264 yılında bir deisis mozaiği yapılıyor. Bu mozaikte yer alan Hazreti İsa figürünün ise gerçekten İsa olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi ise mozaikte yer alan İsa figürünün sağ kaşı üzerinde yer alan yara izi. Yara izi 11 sayısını işaret ediyor ve bu izin aslında Pisagorcu tarikat üyesi Apollon'a ait olduğu biliniyor. Peki mozaikte neden Apollon var derseniz cevabı basit. Zorla Hristiyanlaştırılan paganlar mozaiğe İsa figürü yapıyor görünse de aslında Apollon'u resmediyorlar. 12. Pençe nişanı. Ayasofya'nın güneydoğu tarafındaki kubbelerden birinin desteğinde yerden tam 6 metre yükseklikte bir iz bulunuyor. Pençeye ya da büyük bir ele benzetilen iz hakkında çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri, Fatih Sultan Mehmet'in atının korkması sebebiyle bu sütuna elini dayaması. Atın hareketlerinin ise bu sütunu tahrip ettiği söyleniyor. Hikayeyi cezbedici kılansa yerin 6 metre yüksekliğindeki bir bölgeye atın ulaşabilmesi. Ayasofya hakkında daha önce duymadığınız 12 sırrı sizlerle paylaştık. 1453'te fethedilen ve camiye döndürülen Ayasofya Kilisesi yakın tarihe kadar 10 yıllarca müze olarak kalmıştı ve ibadete kapalı olmuştu. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yeniden Ayasofya'yı cami olarak tanıdı ve ibadete açtı. Ayasofya Camisi hakkında sizinle paylaştığımız 12 sırdan en ilgi çekeni sizce
hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.